Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Eğer hamur yoğuramıyorum diyorsanız bu şekilde hazır yufkayla pişiler yaptım. İnanın çok basit ve çok güzel bir tarif. Pişilerimiz için gerekli malzememiz hazır yufkamız ve yumurtamız. Bir adet yufkaya bir tane yumurta yeterli. Eğer yumurtası çok olsun diyorsanız iki tane yumurta da yapabilirsiniz. Bir kasenin içine yumurtayı güzelce kıralım ve bir çatal yardımıyla çırptıktan sonra fırçamızla güzelce yufkamızın her tarafına sürelim. Eğer canınız pişi istiyor ve hamur yoğurmak istemiyorsanız ya da misafiriniz geldi, hemen çayın yanına güzel pişiler yapmak istiyorsanız tam da bu sizin için güzel bir tarif. Hem çok pratik hem de çıtır çıtır çok güzel bir pişi oluyor. Bu şekilde her tarafına sürdükten sonra kenarlarını daha düzgün olması açısından kenarlarını bu şekilde kesiyorum ve tekrar içine koyuyorum. Sakın ısraf etmeyin. Ve bu şekilde yufkamızı katlayalım. Ve bıçakla istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Pişireceğimiz tavamızı, ocağımızı alalım. İçine sıvı yağ ekleyerek ısınmalarını bekleyelim. Mutlaka sıcak yağ koyun. Kesinlikle soğuğa koyarsanız yağı çok çekecektir. Bu şekilde yufkalarımızı koyarak kızartmaya başlayalım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, bana destek olursanız çok sevinirim. Ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüyorsunuz kabarmaya başladılar ve çok güzel kızardı. Pişilerimiz bu şekilde çevirelim. Ben 2 adet yufkadan yaptım. Siz isterseniz bir taneden, isterseniz 3-4 taneden evinizdeki kalabalığa bağlı ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bir yufkaya bir tane yumurta dediğim gibi yeterli oluyor. Evet pişilerim görüyorsunuz kızardılar. Servis tabağına alıyorum ve öbür pişilerimi de koyacağım. Yufkalarımı kızarması için şöyle de göstereyim. Aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Eminim üniversiteli öğrenciler de bu tarifi severek yapacaklardır ve çayın yanında afiyetle yiyeceklerdir.